Sevgili YouTube, ben Deniz Gruadas. Bugün sizlerle birlikte Medieval Dynasty'nin 6. bölümüyle birlikteyiz. En son ne yapmıştık? Bir ufak hatırlatma geçelim isterseniz. Bir önceki bölümde köyümüzde belli başlı kısımlar eksikti. Çiftlik olsun, buna benzer yerler olsun. Bunu tamamlamıştık ve kaldığımız yerden yine hikayemize devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olarak, videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. O halde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir önceki bölümde anlamadığım şekilde sesim çok garip çıkmış. Umarım bu bölümde de bu şekilde devam etmez. Şimdi burada ne eksiğimiz var hemen ona bakalım. Ahır, kaynak deposu ve atölye yapmamız gerekiyormuş. O halde onları da tamamlayalım. Bir tane ahır yapacağız. Kaynak deposu. Ha, bir tane kaynak deposu yapalım o zaman. Nereye yapabiliriz? Şöyle bir şuradaki taşları kırabiliyorduk diye hatırlıyorum ben. Mesela buradaki taşları kırdıktan sonra buraya yine aynı şekilde bir şey yapabiliyor muyuz? Onu hemen öğrenelim. Kazma yok. Ha, burada. Bir kütük dört taş. Hemen bulalım taşımızı. Şimdi şunları da aldığımız zaman bir de kütük lazım. Bari bir tane daha ağaç keselim. Hem adam acıkmış. Karnını doyuralım. Deneyelim bakalım. Oradaki taşları kaldırdığımızda o kısımlara da ev koyabiliyor muyuz? Öyle bir şey oluyorsa daha güzel olur. Benim için. Şimdi taş kazmayı şöyle 5'e bıraktım. Elime aldım. Şuradaki taşları kıralım mesela. Buradan acaba altın ve buna benzer bir şey de çıkıyor mu? Kaya bitmiş. Buraya yapamıyoruz. O zaman bunlar gitmiyor. Kaynak deposu dedik. Üzerine getirdiğimizde yok. Tamam, çok da mühim değil. Şöyle kaynak depomuzu buraya olur herhalde. Yine mi aynı şekilde olmuyor? Tamam, şöyle yapacağız. Ha, çekiç almamız gerekiyor elimize. Tamam. Şimdi 10 tane kütük. Gidelim o zaman 10 tane kütüğümüzü toplayalım. Hatta bir su içelim şuradan. Gidelim ağacımızı keselim. 10 tane kütük istemişti. Ve ben ne fazlasıyla toplayabiliyorsam o şekilde getireceğim. Tamam. Kaç tane baltamız var bizim? İki tane baltamız var. Şu balta kırılana kadar hep ağaç keseceğim. Ardından da ağaçları budayacağım. Tamam. Manzaraya karşı keselim ve size de bir güzel görüntü oluşsun en azından. Tamam.
Bu acı yetmeyecek ama. Biz level atladık sanırım. Ha, teknoloji açılmış. Tamam. Stamina dolsun. Evet. Şunu da kestikten sonra başlayacağım. Tamamdır. Bu ne oldu böyle? Aman. Aman. Son saniyede gidiyorduk vallahi. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Şimdi kütükleri topluyorum. Sonra gidiyorum. Almadı. Tamam. Sonra da gidiyorum binaya tıkır tıkır işliyorum. Temelen 10 tane kütüğün dışında da birçok kütük isteyecek. Bir tane daha aldık. Bir tane daha alsak gider mi? Ucu ucuna. Tamam, çok güzel. Yani bizim buraları böyle bir düzleştirip köyü böyle yukarıya doğru yaymak istiyorum aslında. Kafamdaki plan o ama. Sanırım bu biraz zor olacak bizim için. Evet. 3 tane de kütük vardı zaten. 7 tane kütük toplayacağız o zaman. Okey. 6'a bastım. Nerede bu kütükler? İki tane daha alalım. Haydi. Ve köye de insan toplamamız lazım artık. Tamam. Çubuğumuz da var zaten. Staminamız da olsun. Hadi. Yine bir 5-6 tane daha kütük getirecekmişiz gibime geliyor. Belki daha fazla bile olabilir. Şöyle yapalım. Şuraları da yapalım. Sonra ne eksik var bir bakalım içeriye girip. Ardından ne gerekiyorsa yine toplarız, getiririz. Takır takır. Yaparız. Bakalım. Kütük 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Bayağı lazım. Bayağı kütük lazım. Yani öyle böyle değil hem de. Duş alalım şurada. Suyu kabul etmedi içtiğime. Gidelim ağaçları keselim.
Kaç tane küçük var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz daha aç keselim. Çörek mantarı. İyiymiş bu, bakalım mesela. 1,5 yemek ama 1,4'te zehirlenme veriyor. Ya bakayım. Ne oluyor şimdi? Ha, geçti. Cooldown'ları var demek. Belli bir süre sonra o da gidiyor. Aslında bizim köye şöyle birkaç tane işçi alıp, ama evde yapmamız gerekiyor onları işte. Şimdi gerekli olan yerleri halledelim. Ardından birkaç tane böyle yaşam evi yapacağım. Köyümüze köylüleri davet edip çalıştıralım. Ha, bu neyin nefes nefese, yani neyin ne bu, ne ya böyle? Balta gitti. Ne eksiğimiz var? 2 tane taş. Keselim ağaçları. Çok ağaca ihtiyacımız var. Çok. Böyle böyle değil hem de. Şu stamina işini çözmek lazım. Biraz daha uzun sürse staminamız. Tamam. Şu ağacı... Ağaç kesemiyoruz. Tamam. Şundaki... Evet. Oh yeah. Şunları da hallet. Bu balta kırılana kadar çalışacağım. Yine. Level atladık. Onu da hemen kasalım. Ne vermiş? Ham madde çıkarım işlerinden %5, yani %10 daha tecrübe kazanacağım. Baltaların dayanıklılığı. Şuradan ben yine XP kazanmaya vereyim ki daha hızlı level atlayalım. Ne kadar çok XP o kadar çok level atlamak demek. Okey. Başlayalım toplamaya. Şunu en azından kırana kadar keseyim de bari. Tamam. O zaman bir tane daha kütük alabilir miyiz? Alabiliriz. Madem öyle, gidelim. Çekiç var bir tane daha. Tamam.
Yani içinden yapayım ya. Çalış çalış. Tamam. Yani üçte ikisini neredeyse hallettik gibi duruyor. Çatıya da hasırı döşeceğiz. Bir de kütük vuracağız herhalde. Burası da tamam. Kütük lazım mı acaba? Kütük hasır, kütük hasır. Çubuk var. Şuraya çubukları bırakalım. Tamam. Şimdi gereken hasır tamamıyla. Hasır ve kütük. Şimdi bir duş alacağım. Ardından yemek alacağım oradan. Buradan ne toplamışlar mesela? Bilmiyorum, bunları ben mi koydum, hatırlamıyorum da. Şöyle gidelim bunları pişirelim. Burası mı benim evimde? Burası benim evim. Tamam, racimir. Doğru. Şimdi etleri pişirelim. Hadi ama biraz hızlı hocam. Biraz hızlı. Hiçbir şey yapmıyor. Sabit duruyor. Bir de yatayım. Akşamdan da kurtulalım karanlığından. Okey. Şimdi yatıyoruz. Uyku zamanı. Sonraki güne kadar uyu. Okey. Şimdi bir yemek yiyelim. Tamam. Bir su içelim. Bu da iyi. Şimdi işe koyulmanın vakti geldi. Bayağı da yüksek yere yapılmış. Gidelim kütüklerimizi toplayalım. Ne kadar da kütük lazım onu da bilmiyorum. Ya toplayabildiğim kadar toplayayım, gideyim bakayım. Eksik kalırsa da zaten yine gelir alırız. Şey de almak gerekiyor. Hasır da almamız gerekiyor. Hasır da muhtemelen benim evde vardı diye hatırlıyorum. Allah Allah, alsana be kardeşim. Tamam. Çapraz daha hızlı koşuyor. Mesela düz giderken böyle bakın. W ve A'ya bastığında adam normal ağırlık olmasına rağmen ne hızlı gidiyor. Tamam. Şu kütükleri monte edelim. Bir ağırlıktan kurtulalım. Evet, sadece hasır kaldı. Şunları hemen sandığımızı atalım. Kütükleri bırak. Hasırları al. Neler var bunda? Lahana tohumu.
Şunları lahanaları ekelim ya abi. Gübrelemem. Ha, tekrardan bunu işleme almamız gerekiyor. Anladım. Şöyle yapalım. En azından şuraya da bırakalım eşyaları. Buradaki havuç tohumu mesela. Buğday tahılı. Hatta buraya bir çapa atmamız gerekecek. Çapamız var mı? Ahşap çapa. Bir tane bırak. Buğday tahılı. Havuç tohumu. Sanırım buradaki adam çalışır diye düşünüyorum ama bir yönetimden mi bakıyorduk tarla işine? Buradan bir dakika. Ah, Q'yu ve E'ye basıyorum sürekli. Yulaf var mı ki bende? Yulaf var mıydı? Ne var? Havuç, lahana, buğday. Ne zaman yapılıyormuş? İlkbahar ve sonbahar. Tamam, o zaman havuç tohumunu seçeceğim. Evet. Şimdi bu tarlada kim çalışıyor? Şimdi adam gelip çalışacak mı burada? Onu da merak ediyorum. Yönetimden bir bakalım kimler de çalışıyor şu an. Şu an bunlar kalsın ya. Biz yine halledelim şuradaki eksikleri de. Köyü genişlettiğimiz zaman hani onun o kısmı hallederiz. Çok da vakit kaybetmeden şu görevleri tamamlamak istiyorum. Okey. Şimdi bir tane ahır. Bir tane ahır hayvanları içine atacağımız. Bir tane ahır. Hemen yapalım efendim. Atölye. Ahır.
kütüğümüz de var. Güzel. Sandığın içinde kütük var mıydı? Ben bırakmış mıydım? Onlara bir bakayım bari. Oh. Çubukları da ver. Çok da yokmuş. Neyse. En azından bir daha yukarı git gel yapmayacağız. Hayvancılık da yapabiliyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir duş alayım. Yavaş yavaş bir şeye benzemeye başladı ama bunlar çok yüksek. Gökdelen gibi, residence gibi yaptım ya. Vallahi. Çak bir şey yok. Küçükler nerede? Toplayabildiğimiz kadar küçük de alalım gene. Eyvah. Üstümüz doldu. Bir tane. Sinek mantarı. Neymiş bu bakalım. Oha. %100 zehirlenme veriyor. Bir tane daha ahşap çekiç yapacağım herhalde. Tamam. Evet. Halledelim şöyle. Hemen tıkır tıkır. Tamam. Hasır da vardı üstümüzde sanırım. Şöyle kütükleri, eksikleri halledelim bir içeriden. Sanırım çatı katı içinde bir kısmına gerekecek. Neyse hasırları kullanalım şimdi. En azından onları da bitirelim. Onları bitirdikten sonra kütük toplayıp tamamlarız binayı. Ya bir de çubuk toplamamız gerekiyor. Devam et canım benim. Tamam. Kısmını da hallettik. Sayılır. Biraz kütükle bu sorunu çözeceğiz. Çubukla ve kütükle. Önce gidelim kütüklerimizi toplayalım. Şu çubuk alabiliyorsak yol üstünde hemen. Tıkır tıkır. Bunlar toplanılabilen çubuk değil galiba. Nasıl bir kütük lan? Yine baltayla ağaç keseceğiz galiba anlaşılan. Yetmedi çünkü. Bir şeye benzemeye başladı ama.
bir tane çubuk var üstümüzde. Tamam. Şöyle çubuk da alalım. Giderken çünkü lazım olacak. Bir daha git gel yapmamış oluruz. Herhalde 40 tane yeter diye düşünüyorum. Şimdi devam. İlk level up olduk mu biz? Yok. Tamam. Daha demin o bulduğumuz kütük benim şaşırttı o fark. Aha. Üstünü alıp bıraktığın zaman işlenmiş olarak mı kabul ediyor acaba? Garip. Bu çubuk yeter mi ya? Bakalım. Zannetmiyorum ama. Yo yeter. Kaç tane daha kullanacağım ki? Bence yetmeyecek. Yok yok. Yok yetmeyecek yok. Çubuk yetmedi. Son duvara yetmedi. Tamam. Burası da tamam. E tamam. 8, 9. 9 tane çubuk lazım. Hemen şuradan. Var mı çubuk? Çubuk. Tamam. Ahır da tamam. Şimdi bir atölye yaptım mı bu iş tamamdır. Tamam. Şimdi zanaate mi bakacağız acaba? Üretim. Atölye çok büyük bir şey değilmiş. Ben de böyle ağımlı şamlı koskocaman bir yer bekliyorum ama. Buraya koyamıyoruz. Buraya. Şuraya yapabiliyor muyuz? Buraya arkasını yapalım. Böyle bir sokak gibi bir şey olur en azından burası. Kütük lazım yine. Mesela böyle bir yol yaptık. Güzel. Tamam. Şimdi bir yıkanalım, su içelim, yiyecek yiyelim, evi devam edelim yapmaya. Anladık. Tamam. Hemen bir yemek yiyelim. Ben ne yapacaktım unuttum. Şöyle yapalım. En iyisi. Gidelim biz bir odun toplayalım. Ne lazım şimdi bize? 8 tane kütük. Hemen şurada en yakın ağaçları keselim.
Okay. Yine elimizdeki balta kırılana kadar keselim de bir daha uğraşmayalım. Tamam. Bu ağacı edecek anca. Evet. Bir tane daha vurayım. Tamam. Alsana onu da. Tamam. Hasır ve evet hasır lazım. O zaman gidelim ve hasır toplayalım şuradan hemen. Kim lan oradan konuştu? Evin içinden mi konuştu acaba? Tabii siz bunu normalde yapmayın hayvanlara. Oyunda tamam belki bir nebze ama. Kamış. Hasır. Topladık. Çekiç patlayacak şimdi. O zaman let's move. Niye öyle elini kıçına doğru götürdü? İki elini de birden. Sana mı soracağım kız? Sana mı kalmış benim evlenip evlenmeyeceğim? Görmüyor musun? Oturtmam gereken bir düzen var hayatımda. Önce onu elde ettikten sonra aşk işi. Önce kariyer. Arkadaşlar. Evet. Tamam. En az 15 bina inşa et. Şimdi şöyle yapalım. Buraya sıradan ev, sıradan basit ev. Ha. Bu biraz daha büyük anladığım kadarıyla. Bakayım. Evet. Doğru. Öbürü büyük olan sanırım biraz daha böyle hani daha çekirdek aileye hitap eden. Evet, aşağıda yazıyormuş 3 4 4. O zaman 3 kişi olsun. Şu an ufaktan ufaktan yapalım. Şimdi buraya yapamıyoruz. Kapatan engeller var. Mesela ne var? Örnek veriyorum ne var? Ben buraya yol yapsam. Şunları yok edebiliyor muyuz? Yok. Şöyle bir yol yapsam mesela. Örnek veriyorum. Bir dakika. Nereden yapayım? Şu evin kapısının oradan yapayım. Mesela şimdi buradan çektim. Şu ağaçlar vesaireler gidecek mi? Gitmeyecek. Şuradan da yol yapalım. Tamam. O zaman böyle dere kenarına da belki ev yapabiliriz.
Tamam. Kuyunun etrafında şöyle yol yapalım. Tamam. Şimdi bu evi nereye yapsak? Ev mesela. Şöyle yapamıyor muyum? La kürek de bunları mı almam gerekiyor? Bir kürek yapalım o zaman ya. Ahşap kürek. Koy bire. Bir tane kütük aldık. 100 tane ağaç kütüğü kaldır. Başarımı kazandık. Üstüm başım kirli. Sıkıntı yok. Kırılmıyor bunlar. Şimdi deneyelim. Bir tane ev. On numara. Şuraya. Taş lazım. Şimdi bu binayı da yapalım. Bizim şu an bu evden iki tane yapmış olsak kadınla erkekli olarak toplam 10 kişi almış oluyoruz. Zaten birçok yere de nereden baksanız 10 kişi lazım olacak gibime geliyor. Kütük de var. Güzel. Şimdi hasır falan isteyecek, çubuk isteyecek. Hasır da var. Bir kısmını tamamlamış olacağız ne varsa. Tamam. Şu hasırları halledelim. Kütük ve çubuk lazım. Gidelim yine kütük toplayalım. On çubuk, iki taş. Şimdi baltayı yaptık. Bakalım nerede kütüğümüz var? Şu aşağıda biraz kütük var. Taş balta koy bire.
Kütük sıkıntısını çözdük muhtemelen o evin. Tabi bu binalarda yaşayacak insan da gerekiyor. Sadece yapmak yetmiyor. Tamam. Çubuk yine etmedi. Tamam kız. Anladık. Kütük daha lazım değil. Şu an... Aha. Kütük lazım. Nasıl lazım değil? 1, 2, 4, 5 tane daha lazım. Derken çubuk da alalım bari de. Şöyle bir şey yapsak. Lan burada kestiğimiz ağaçlar var. Onları da alalım. Bunlar da kütük sonuçta. Dört. Dört beş tane lazımdı zaten. Şöyle fazladan bir iki tane daha alayım. Tamam. Haydi yallah. Burası tamam. Burası tamam. Okey. Burası tamam. Burası da tamam. Allah kahretmesin, kırıldı. Bir tane daha çubuk yok mu gerçekten? Lan! Oğlum çubuk yok. Hemen bir şeyler yiyelim. Tamam. Bir duş yapalım. O da tamam. Aha! Sıcaklık, sıcaklık değerleri. Çok düşerse sağlık kaybetmeye başlar ve çok yükselirse de bol bol susarsın. Bunun önüne geçmek için hava durumuna göre giyinmen gerekir. Daha sıcak tutacak elbiseler seçmek, barınak bulmak, meşale yakmak ya da kamp ateşinin yanında durmak ısınmana yardımcı olur. Sert hava koşullarında sağ kalmak için iksir veya havanın durumuna göre uygun yemekleri yiyebilirsin. Bu bilgiler oyunun başlarında hayatta kalma şansını yükseltir. Çok terlediğinde ise serinlemek için daha ince kıyafetler giyebilirsin demiş. Anladım. Peki. Tamam, anladık da yani yapacak bir şey yok. Şu evi tamamlayalım. Evet. Su içmemiz gerekiyor ve içemedik. Tabii sonbaharın sonuna doğru yaklaştığımız için kış mevsimi de geliyor demek oluyor. Aslında kıyafet de hani böyle kürk gibi şeyler de yapmış olsaydık daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hatta şöyle yapacağım. Bir yatıp kalkacağım. Sonra köye gidip köyde çalışacak insanlar çağıracağım köye. Şimdi gidelim hemen köyden köylülere bir davet buyuralım. Tabii o esnada benim de bir kıyafet çözmem gerekiyor. En azından üstüme kürk bir şey almış olsam sanırım daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi
Kıyafet satan birisi var mı burada? Onu bulmamız lazım. Şöyle bundan başlayalım. Neymiş? Göster bakalım şu malları. Alkoller de gördüğünüz gibi yine. Şimdi şuradan bir şeyleri satalım ki en azından alırken ya yaparız bunları ya. Hiçbir şey değil. Şöyle 48 taş sat, çubuk sat, tüy sat, kütük sat, hasır sat, közde pişmiş et. 4, 8, 12, 16, 16 gold yapıyor. How are Şimdi. you? It's nice to meet you. Tamam. Yok, bunu davet edemiyoruz galiba. Başka da satıcı yok zaten. Bakalım şunlara bir soralım. Belki. Isı yalıtımı, ayaz koruması. Yani en azından bir kıyafet. Bunu da giyelim. Kısa şapka. Evet. Tam köylü olduk. Hail. Sende ne var? Sende de bir şey Friend, yok. have a good day. Şimdi şöyle yapalım. Be İki welcome. kişi Thank nasıl you. davet ederiz? Şurada, evet, radarda gözüküyor. How is life treating you? Hoşbeş et. Becerilerin. Anladım. Tamam. Hadi gel. Sen ne işe yapıyorsun? Sen ne işe How yarıyorsun? is life Gel treating sen you? de. Benim de bir tane eş bulmam lazım aslında. Bir tane kadın vardı köyde. Şunları hemen atayalım. Rajimir. Şu. Bir dakika şimdi. Mirova gene Tomir karıyor burada. O zaman bununla şu Leopalda'yı atacağız. Tamam. Oduna ihtiyacımız var. Şimdi mesela yönetimden su eşyaları. Bunlar değil, bir dakika. Tamam, bir tane oduncumuz var. Avcı kulübesinde var. Çiftçilik. Şu abimizi atayalım. Mesela ne varmış? Çapa, çanta, orak, tırpan lazım. Avcı kulübesi için bıçak lazım. Mesela atama yok. Odunluk, balta lazım. Evet, birkaç tane daha şeyi tamamlamış olmamız gerekiyor ki çalışabilsinler. Gostovia'dan çıktık. Kendi köyümüze doğru gidiyoruz. Şeye benzemeye başladı ama yani baktığımızda. Evet. Ve şu açıdan bakalım. Benziyor bir şey artık. Köy olmaya başladı diyebiliriz. Hatta köy. Şu an köy. Kasabaya doğru yavaştan gidiyoruz. Evet sevgili YouTube. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu izlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak, videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederim tekrardan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.